Hukuken bunu açıklayabilmek gerçekten çok zor. Yani ne uluslararası sözleşmelerde, ne evrensel hukuk ilkelerinde, ne de Türkiye'nin kendi iç hukuk mekanizmalarında 29 aylık bir haber alamama halinin olabilme şeyi yoktur. Yani öyle bir düzenleme söz konusu değildir ki bu konuda yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de yani dosyalar önünde duruyor ama hukuken bu konuda bir iyileştirmeyi sağlayacak ya da diyelim ki bir adım attıracak, Türkiye'ye bir adım attıracak herhangi bir girişimde ya da herhangi bir karara maalesef ulaşmıyor. Yani onlarca başvuru aslında hukuk bürosu tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde biriktirilmiş duruyor. Maalesef hala bir adım atmış değil. Nihayetinde biliyorsunuz 2014 yılında verilmiş olan bir ihlal kararı vardı. Bu Umut Hakkı'na ilişkin kamuoyunda bu şekilde zaten bilinen bir karar. Bu anlamda da yani Türkiye'nin hala bir yasal düzenleme yapmamış olması, iyileştirmeye gitmemiş olması da ki Avrupa Konseyi'nin önünde bekleyen bir süreç, o süreç taşınmıştı. Daha önceki süreçlerde kamuoyunca biliniyor. Hukukçular tarafından başvuru konusu yapılmıştı. Ve hala maalesef Türkiye tarafından hukuka bir adım atılmış değil, bir düzeltmeye gitmiş değil. İşte bunları değerlendirdiğimizde, bunları gördüğümüzde yani hukuken de ne evrensel ilkeler içerisinde, ne evrensel hukuk sözleşmelerinde, ne de Türkiye'nin kendi iç mevzuatında böylesi altyapısı olan, hukuki altyapısı olan bir uygulama olmamasına rağmen bugün Sayın Öcalan'la bu görüşmelerin yaptırılmıyor olması ve mutlak iletişimsizlik halinin derinleştiriliyor olması, uzatılıyor olması siyasi çıkarlardan ve devletin kendi politikalarından bağımsız değil. Yani bir şekilde toplumlar için, toplumsal olarak yapılan öneriler, alternatif modeller, işte siyasi krizlerin, devlet krizlerinin içinden çıkış şeyi taşıyan, işte önerileri taşıyan fikirlerin bir şekilde bu dönemde başta Kürt halkı olmak üzere genelde de Orta Doğu ve dünya halklarına ulaşmaması için işte ulus devlet anlayışının kendini sağlama almak için bu süreci uzatması halidir. Yani uluslararası devletlerin ve Türkiye Devleti eliyle kendi çıkarlarına dönük yapmış olduğu bir uygulama ve devam ettirdiği bir uygulama hali. Yani bunu söylerken neden bunu söylüyoruz? Tam da bu işte toplumsal karşılıklar meselesi, yani karşılık meselesi. Şimdi tecrit derinleştirilmesi ve devam ettirilmesi hali beraberinde Kürt halkına dönük, Kürt sorununa dönük Türkiye Devleti'nin yaklaşımını aslında ortaya koyuyor. Yani 99'dan bu yana incelediğimizde tarih, yani bu yakın sürece, yarım asırlık, çeyrek asırlık sürece baktığımızda gerçekten devletin Kürt sorununa yaklaşımında askeri önlemlerin ön plana çıktığı ya da siyasi görüşmelerin ön plana çıktığı dönemlere göre tecritin de derinleşmesi veya zaman zaman işte görüşmelerin sağlanmasına dönük. Yani tecrit her zaman devam ediyor ama derinleştirilmesi veya esnetilmesi durumu devlet tarafından söz konusu oluyordu. Şimdi bunun sebebi nedir? Bunun sebebi gerçekten de bugün 29 aydır bunun bu şekilde kesintisiz devam etmesinin sebebi 2015'ten beri özellikle Türkiye Devleti'nin yani AKP MHP iktidarının tamamıyla askeri çözümler, bastırma, yok etme politikalarını hayata geçirdiği için yani bu şekilde Kürtlere yaklaştığı ve bir bütünen işte dört parçada neredeyse Kürtlere saldırı durumu söz konusu. İşte Güney'de, Rojava'da, Türkiye'de, Rojhelat'ta yine Avrupa'daki maalesef ki sürgün olmak zorunda kalan işte Avrupa'ya göç eden Kürtler üzerinde oradaki temel haklar ya da diyelim ki devletlerin sağladığı hakların da ellerinden alınması için NATO ile işte işbirliği yapan bir Türkiye gerçekliği söz konusu, bir AKP-MHP faşist işbirliği yani faşist iktidarı söz konusu. Türkiye yani Kürtlerin her alanda, dünyanın her yerinde kazanımlarına müdahale etmeye çalışan bir AKP-MHP
iktidarı var. Yani bu anlamda işte Japonya'da üniversitede verilen bir Kürtçe eğitime bile buradan kendinde müdahale etme hakkı gören ya da işte Rojava'daki kazanımları yok etmek için işte kendinde müdahale etme hakkı gören ya da güneydeki kazanımları ya da güneydeki durumları bertaraf etmek için kendinde müdahale etme hakkı gören ya da diyelim ki işte Avrupa'daki iltica etmiş mülteci pozisyondaki vatandaşlarımızın, Kürt halkının oradaki koşullarını zorlaştırmak ve işte diyelim ki Türkiye iadelerini, devletleri zorlamak adına kendinden müdahale etme hakkı gören bir iktidar bloğu söz konusu. Yani tamamıyla bütün değerlere, bütün var kazanımlara, bütün ekonomik, siyasi ya da sosyal haklara bir bütünen saldırı halinde olan bir AKP-MHP iktidarı var. Bu anlamda da bunu başarıya ulaştırabilmek adına kendince işte Sayın Öcalan üzerindeki tecridi devam ettirmek, derinleştirmek ve haber alamam halini uzatma politikası sürdürüyor. Şimdi elbette ki AKP-MHP iktidarı bunu yaparken ya da bu faşist blok ki biz yani bu faşist blok bunu yaparken halklar ne yapıyor ya da işte diyelim ki Kürtler ne yapıyor? Bunun aslında tartışılması da önemli. Belki hani bunun üzerine de tartışmak gerekiyor. Yani çok net bir şekilde şunu görüyoruz. Yani 2015 yılından bu yana Kürtlere dönük bu yok etme, çökertme planını hayata geçirmeye çalışan AKP-MHP iktidarı çok ciddi bir şekilde aslında Türkiye'yi toplumsal olarak ve siyasal olarak ve ekonomik olarak sürüklediği bir kriz söz konusu. Yani bir siyasal kriz söz konusu, istikrarsızlıktan bahsediyoruz. Bir ekonomik kriz söz konusu, işte faizin arttığı, doların arttığı, işte euronun arttığı, hayat pahalılığının inanılmaz bir boyuta geldiği, işte her kente, Türkiye'nin her yerinde işte kiraların ya da gıdaya ulaşımın, kiraların arttığı, gıdaya ulaşımın zorlaştığı, üretimin neredeyse işte rafa kalkacağı bir sürece geldi. Bu niye geldi? Bu tamamıyla savaş politikasının, savaş bilançosunun Türkiye'yi ekonomik olarak içerisine sürüklediği sonuçtur bu. Yani bu savaş sürecinin bir sonucudur. Bunu iyi görmek gerekiyor. Bunu kendileri de zaten yer yer geldiklerinde söylediler. İşte atılan bir bombanın maliyetinden, işte kalkan bir uçağın yaktığı yakıtın maliyetinden, işte bir kurşunun maliyetinden bunları bir de maharetmiş gibi işte Türkiye toplumunda bu savaşı meşrulaştırmaya çalışan bir yerden bunları anlattılar ki bu bilançolar ortada. Yani hani bütün bu süreçlerin bu savaş politikalarından bağımsız olmadığı net bir şekilde görülüyor. Yani buradan çıkabilmek adına bu süreci atlatabilmek, işte Türkiye toplumlarını, Türkiye halkını, daha doğrusu Türkiye halklarını tekrardan bu ekonomik anlamda, işte siyasal anlamda, sosyal anlamda bir refaha ulaştırabilmek adına, bir ivme kazandırabilmek adına Türkiye Devleti'nin öncelikle yani AKP-MHP iktidarının bir şekilde bu savaş politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Yani belirtildiği gibi işte 2013-2014 sürecinde aslında çok net bir şekilde hem Türkiye Devleti'nin işte dış temsiliyet açısından kazanmış olduğu prestij hem de Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının o çözüm süreci içerisindeki yani ekonomik istikrar ya da işte diyelim ki siyasi istikrarın getirmiş olduğu sonuçlar herkes tarafından tecrübe edildi. Yani tecrübe edilmiş bir durum var ama devlet bundan rahatsız olduğu için ya da işte AKP-MHP bundan rahatsız oldukları için ne oldu o süreçte? İşte çözüm sürecini bitirmeye dönük bir hamleye giriştiler ve Sayın Öcalan üzerindeki tecridi derinleştirme yoluna gittiler. Bunun sonucunda işte savaş politikalarıyla birlikte toplumu böyle bir çıkmaza sürüklemeyi tercih ettiler. Niye? Çünkü o dönemde yaptıkları açıklamalar ortada. Bizim oylarımız artıyor. İşte bilmem buna benzer birçok açıklama yapıldı. Yani kendi çıkarları uğruna, kendi istikballeri ya da işte diyelim ki kariyerleri uğruna Türkiye toplumunu, maalesef Türkiye halklarını böylesi bir sonuca sürüklediler. Tecrit durumu aslında yani önemini anlatırken Sayın Öcalan'ın aslında toplumsal karşılığının ne oldu, halklar açısından ne ifade ettiği tartışma konusudur. Yani burada tecritin sonuçlarının bu kadar ağır hissedilmesinin ve halkların bu kadar net bir şekilde
tecridin kaldırılmasına dönük taleplerin, tartışmaların, işte Kürt halkının bunu sürekli dillendiriyor olmasının sebebi Sayın Öcalan Kürt halkı için taşıdığı önem ve değerdir. Yani fikirlerinin bugün Orta Doğu'da ve dünyada bu kadar yayılmış olan bir liderin 29. ayında hala hiçbir şekilde aile avukat ve yani aile ve avukatla görüştürülmüyor olması kabul edilebilir bir durum değil ki halk da bu noktada bu tartışmalarla aslında kabul etmediğini dile getiriyor ve bunun bir an önce kaldırılmasına dönük talepleri var. Bu anlamda Sayın Öcalan'ın toplumu için taşıdığı önem tecritin derinleşmesinin de aslında kabullenememe durumunu da daha çok önemli hale getiriyor. Bu anlamda halktaki karşılığı, işte siyaseten karşılığı, toplumsal olarak karşılığı nihayetinde herkes tarafından artık kabul görmüş, kabul edilmiş bir durum. Bu anlamda tecridin bu kadar dillendiriliyor olmasının sebebi de budur. Tecridin kaldırılmasının isteniyor olmasının sebebi de budur. Şimdi tecritte bu kadar ısrar edilmesinin sebebi bahsettiğimiz olguların aslında devlet tarafından, yani sistem, işte kapitalist modernite temsilcileri, ulus devlet sistemlerinde onların da kendilerine, kendi sistemlerine, kendi anlayışlarına Sayın Öcalan'ın alternatif paradigmasını, demokratik modernite önerilerini kendilerine tehlike olarak gördükleri için bu anlamda Türkiye devleti eliyle işte uluslararası komplonun devamı olarak İmralı Adası'nda 99'dan beri tutulan Sayın Öcalan'a ulaşmayı dönem dönem bu şekilde engelleme çabaları gelişti ve bugün işte 29. ayında Türkiye devleti bu süreci gitgide derinleştirerek devam ettiriyor. Bunu da Türkiye devleti tek başına yaptığı bir durum değildir. Yani nihayetinde İmralı Tecrit Sistemi, İmralı Ada Hapishanesi sadece Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle inşa ettiği bir model cezaevi değil. Burada uluslararası güçlerin de bu konuda sözünün olduğu ve paydaşı olduğu bir sorumluluk var. Bunu zaman zaman CPT'nin geliş gidişleri ve CPT'nin raporlarında da aslında görüyoruz. Yani CPT bu işkence sisteminin devamını sağlamak adına aslında bu takipleri yapıyor ve dönemsel olarak esnetip işte Türkiye ile olan politikaların yansımalarına göre, konjektürel olarak Türkiye'ye de çıkarlarına göre uluslararası güçlerin bu anlamda CPT'nin yayınladığı raporlar oluyor. Maalesef ki oradaki tecrit sistemi, işkence sistemini teşhir eden ya da diyelim ki onu sonlandırılması için bir çaba içerisinde olan bir kuruluş değil. Aslında işte uluslararası güçlerin dönem dönem Türkiye'de içine girdiği çıkmazlarda Türkiye'nin elini rahatlatan ya da diyelim ki Türkiye'yi zora sokan, işte Türkiye'yi adım atmaya zorlayan bir noktada yaklaşarak işte raporlar yayınlıyor ve ona göre Türkiye'yi aslında dizayn etmeye ya daha doğrusu Türkiye'yi bir noktada tutmaya çalışıyor. Bu anlamda yani özellikle belki bu anlamda şunu belirtmek gerekecek. Türkiye'de ve Orta Doğu'da yine dünyadaki sistem krizlerinde Sayın Öcalan paradigmasının alternatif bir paradigma olması da bunu başlı başına tamamlayan bir noktada. Belki de işte halkların Sayın Öcalan'a ulaşma çabası ve sesinin topluma ulaşmasını istemesinin sebebi de bu çıkmazdan kriz, yani bu sistem krizinin çıkış yolunu gösterebilecek olduğuna olan inançtır. Yani bu inançla aslında tecrit ele alınmalı ve tartışılmalıdır ki öyle de yapılıyor. Şimdi burada en azından bütün muhalefetin bir şekilde elbette ki bu süreci kabul etmemesi gerektiğini seslendirmesi gerekiyor. Her ne kadar Merdan Yanardağ'ın işte bir televizyon programından bu tecrit durumunun kaldırılması ve kabul edilemez olduğunu söylemesi sonucu işte tutuklanması söz konusu olduysa da bu tamamıyla İşte devlet, yani AKP, MHP'nin ya da Türkiye Devleti'nin aslında bugün devletle bütünleşen bir partiden bahsediyoruz. Toplumda bir korku atmosferi yaratma çabasından başka bir şey değildir. Yani hukuken bunun olamayacağını,
bunun olmadığını, bu sonucun olma ihtimali bile olmadığını bütün toplumun bilmesi gerekiyor. Türkiye halklarının bunu bilmesi gerekiyor. Yani Kürt halkının özellikle bu sonucu çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani tecrit kalksın, tecrit insanlık suçudur, tecrit işkencedir demek ve bunun için mücadele etmek asla ve asla hukuken bir sorumluluk gerektiren ya da bir yaptırım gerektiren bir şey değildir. Bunu unutmamak gerekir. Bu anlamda da herkesin bu bilinçle bunun kaldırılması için sesini yükseltmesi gerekir. Tam da bu yerden işte devlet, yani aslında Erdoğan'ın, AKP'nin yıllardır yargıyı kendi istikrarlarını veya kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak için toplum üzerine bir zor aygıtı, bir sopa olarak kullandığı bir süreç söz konusu. Yani uzun yıllardır bunu yapıyor ve artık bunun Merdan Yanar da bunun artık nasıl söyleyeyim, yani hani çıplak bir şekilde daha görünür olmasını sağlayan bir örnek oldu. Yani bunu çok defa gördük. İşte AYM'nin kararlarının uygulanmaması, AİHM kararlarının uygulanmaması, bütün bunlarda zaten kendilerini şey yapmışlardı, teşhir etmişlerdi, kendi kendilerini teşhir etmişlerdi ama bu burada topluma net bir şekilde bakın yargı da benim elimde, ben ne istersem onu yaparım mesajı vermeye çalıştılar. İşte bunun altına düşmemek gerekiyor. Aydınların, yazarların, gazetecilerin bunun şeyine düşmemesi gerekiyor, bu oyuna düşmemesi gerekiyor. Kürt halkının da çok net bir şekilde ya da işte bu anlamda Kürt halkının öncülüğünü yapmaya iddiasında olan kişilerin ya da kurumların çok net bir şekilde bu paradigmayı toplumsallaştırması, hayata geçirmesi, bunun pratikte ayaklarının örülmesi ve yaşamsallaşmasını sağlamak gibi bir sorumluluk söz konusudur. Tecrit ancak bu şekilde anlamsızlaştırılır. Yani her ne kadar bugün yani 99'dan beri işte fiziki olarak Sayın Öcalan tecrit ve esir tecrit altında ve esir tutuluyorsa da fikirleri öyle ya da böyle topluma ulaşarak bir şekilde hayat buldu ve toplumda karşılığı oldu. Yani Orta Doğu'da, dünyada bugün İskoçya'dan tutun işte Kanada'ya, Kanada'dan tutun bilmem işte Amerika'ya, oradan Mısır'dan bilmem Avustralya'ya, yani Filipinler'den Vietnam'a, her yerden İnsanlar Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte Adalet Bakanlığı'na mektup yazabiliyorsa, bu Sayın Öcalan'ın artık sadece Kürt halkı, sadece Türkiye için değil, dünya için ne ifade ettiğinin bir göstergesidir. İşte bu anlamda bizlerin de bu fikirlerin pratikleşmesi ve somutlaşması için bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor ki bu şekilde biz aslında devletin uygulamaya çalıştığı tecriti anlamsızlaşan o tecriti anlamsızlaştırıp kendi kendilerini kendi aslında oyunlarıyla boşa çıkartmamız gerekir. Bu şeyin içerisinde olmamız lazım. Bu yoğunlaşmanın ya da bu pratik kararlılığının içerisinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak bu şekilde biz bu fikirlerin, bu paradigmanın gerçekten kapitalist moderniteye alternatif bir, yani alternatif ve daha yaşanılabilir bir dünya için gerekliliğini ortaya koymuş oluruz ki bu anlamda da her birimize, toplumun her bir ferdine, her bir Kürde, her bir işte Kürdistan halkına, her bir Orta Doğu halkı parçasına şey düşüyor, sorumluluk düşüyor. Bunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu bilinçle, bu kararlılıkla, bu inançla çalışmak, mücadele etmek ve bunu anlamsızlaştırıp tecriti ortadan kaldırmak hedeflenebilir.